Evet arkadaşlar, kaplamaları yapmaya devam ediyoruz. Şimdi öncelikle biz daha önce şuraya taş zemin koymuştuk. Ve bu taş zemini şuradan bir geçiş olsun demiştik. Böyle bir tasarım yapmıştık. Gördüğünüz gibi şöyle sürükleyerek yeşil zemine kaplamamı atıyorum. Sonra bu zemine tıklayıp üzerine aynı işlemleri UVMAP atıyorum. Hatta buradaki UVMAP'i de getirip böyle sürükleyip atabilirdim veya copy paste şeklinde de yapabilirdim. Fakat bu ayarlar ötekilere yakın olduğu için bir daha uğraşmamızı engelleyecek. Onun için burada böyle bir ayar yaptım. Güzel de oldu. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bakın güzel olan şeyi çok fazla irdelememek lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın şurasını çocuk oyun alanı olarak düşünmüştük ve bu çocuk oyun alanını yapmak için genellikle bu parklarda kum falan olur buralarda. Çocuklar düştüğünde incinmesin diyerekten. Mimari olarak buralarda kum kullanılır. Sert zemin pek kullanılmaz. Biz de bunu bu şekilde dizayn edelim isterseniz. Bakın tab görünüme geçiyorum. Şunu alıp bir ileriye iteyim. Şöyle aldım. Bu nesnem, bakın arkadaşlar, Extrude modifiyeri bu nesneme uygulanmış durumda. Şimdi bu Extrude modifiyerini siliyorum. Burayı taş zemin olarak düşünmediğimiz için siliyorum. Katı bir çizim olmayacak. Gelip buradan Garment Maker modifiyerini bakın uygulayacağım. Bu modifiyer iki boyutlu nesnelere kumaş kaplaması atmak için kullanılır. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın F3'e bastığınızda zaten içinin doldurduğunu görüyorsunuz. Bakın şu bir kapatacağım. Bir açacağım. Bakın evet. Birazcık arttırıyorum. Bakın tek bir tıkla bir hareketle arttırıyorum. Bunu çok fazla arttırırsanız böyle basıp çekmeye çalışırsanız o anda bilgisayarınız kilitlenir. Kalır çünkü gördüğünüz gibi ufacık bir hareketle bile ne kadar çok kenar segment atıyor. Bu genelde kumaş için, kumaş animasyonlarında cloth modifiyeri yani bir masa örtüsü kumaş animasyonlarında kumaş oluşturmak için kullanılan bir modifiyer. Burada neden uyguladık peki? Biz bunun materyalini değiştireceğiz. Bize hareket lazımdı. Bize değişiklik lazımdı. Çünkü neden? Bunun üstüne gelip noise atacağız. Noise ne arkadaşlar? Noise orada bize bir hareketlilik kazandıracak. Bir modifiyerimiz. Bakın şimdi noise atınca şu anda düz olan zeminim F3'e basıp göreceksiniz. Şöyle seed değerini biraz arttırıp Z yönünde bakın Z yukarı yönlü birazcık strength değerini güç değerini arttırdığımda bakın şimdi görüyorsunuz dalgalanmalar başladı. Şuralarda dalgalanmalar başladı. Biraz da scale'i düşüreyim. Evet görüyorsunuz bakın. Bir kum gibi hani oralar sonuçta dalgalı olacak. Bu şekilde bakın 30 santim biraz yüksek olabilir. Şöyle bakın bir hareket kazandırmış olduk. Bunun üstüne bir de kum materyali attığımızda tamamen böyle görünecek. Sonuçta dümdüz bir alan olamaz. Bu Garment Maker'la ne ilişkisi var Noise'in? Eğer Garment Maker olmasaydı bakın şuraya kapatıyorum Garment Maker'ı bir süreliğine. Noise herhangi bir işlem yapamayacaktı. Ve bundan dolayı Garment Maker yapıyorum ki bu hareketleri yapabilsin. Şu dalgalanmaları yapabilsin. Ve gördüğünüz gibi bu dalgalanmaları elde ettik. Geliyorum şimdi. Tab görünümdeyim. Eski yerine çekeceğim. Bunu biraz uzaklaştırdım ki rahat görebilirsiniz. Şimdi eski yerinde de bunun alt tarafı çimen olduğu için böyle bir kısmı şöyle aşağıda kalıyor bakın. Tekrar eski yerini alayım. Bir kısmı aşağıda kalıyor. Böyle dalgalar anlam ifade etmiyor. O zaman bizim buraya boşluk açmamız lazım. Boşluk açmak için de bakın şöyle bir şey yapacağım. Daha önce şu yolu yapmak için bu çimi biraz kesmiştik hatırlıyorsanız. Hatta alt köye baksın görün bakın. Çimi kesmiştik şurayı yol boşluğu açmak için. Şimdi ben gelip çimin şöyle iç tarafında Edit Poly'yi gelip şöyle kullansam. Şu kenarları alsam. Yukarıya doğru getirsem. Bakın. Kaplamamı bozmadan onu yukarı çekiyorum. Şurası bizim ne sınırımızdı? Duvar sınırımızdı değil mi? O zaman getiriyorum bunları. Şöyle duvar sınırına kadar çekeyim. Evet. Şimdi kapatıyorum. Alt Q'ya basıp izolasyondan çıkıyorum. Bakın gördüğünüz gibi boşluğu oluşturdum. Alt tarafta yol görünüyor. Şu yol görünüyor. O önemli değil. O biraz daha altta zaten. Şimdi ben bir şunu biraz yerine çekeyim bakalım bir. Nasıl olacak? Oturacak mı? Evet, bakıyoruz şimdi. Şuraları açtığım için güzel olmuş. Bakın şuralarda uygun. Bakın hatta şu kenarları tekrar çim simgesine tıklayıp şu kenarların noktaları bak görüyorum şurada. Bunları yukarıya doğru böyle biraz çekeyim. Duvarın altında bir yerde kalsın. Ha, çok unutmuşum. Tamam. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bakın bu yan taraflarda bir problem oluştu. Neden? Şimdi şuna karar vermeniz lazım. Oyun alanı parkı buradan bitsin, şuradan bitsin. Burada bitsin diyor iseniz gelirsiniz. Şöyle bir yöntemimiz var mesela. FFD modifiyeri gelip şöyle alıp kullanabilirsiniz. FFD 2x2 modifiyeri. FFD modifiyeri neydi? Şöyle modellerimizi sağa sola çekiştirebilmek için, uzatıp sündürebilmek için veya başka şekillerde kullanabilmemizi sağlayan modifiyer. Evet. Görüyorsunuz bunu buraya çektim. Şuradan aldım şu noktalarını da, köşe noktalarını, bunu da şuraya çektim. Şimdi bunları hallettikten sonra noise modifiyerinin çok güçlü olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar güçlü bir noise modifiyeri aslında gerçek sonuç vermez. Onun için hani çok dalgalı görünüyordu. Onun için şunu bir 12 falan yapalım. Şöyle bakalım. Biraz daha scale'ini arttıralım. Yani çok böyle ufak alanda bu kadar dar olmayabilir. Evet. Şöyle bir alan düşündüm. Yani şöyle bir şey, evet, işimizi görür. Gördüğünüz gibi burayı da yapmış oldum. Şimdi tab görünümden bir box çizelim. Şu border ile şurayı bir ayıralım. Şöyle yapabilirsiniz. Çizdikten sonra align ile hizalayabilirsiniz. Alıp şu bordürün ikisinin de üst seviyesi Z aksisinde aynı olsun. Pardon, maksimum. Evet. İkisinin de maksimum noktaları Z aksisinde aynı olsun dedim. Evet. Bu şekilde pratik bir şekilde yapmış olduk. Şunu da alayım. Ve şekilde şöyle istatistik. Şimdi buna kaplama atalım. Güzel. Evet. Border kaplamamız burada var. Burada border kaplamamız var. Bu border kaplamasını getirip bunlara da atıyorum. Şimdilik böyle kalsınlar. Arkadaşlar gelelim şimdi şu duvar materyalini, yani şu mavi görünen yerden, şu çirkinlikten kurtulalım. Şu duvar materyalini yapalım arkadaşlar. Bakın duvar materyalini yapmak için, zaman kaybolmaması için ben kaplamalar bölümünden bir duvar materyali seçtim bizim için. Bu kullanacağımız bump, bu diffuse. Yani DVD'nizde bulabilirsiniz. Şimdi bir materyal hemen yapalım. Buraya ne yazıyoruz? taş duvar diye yazdık. Geç materyalden veya standarda tıklayarak fark etmez. Materyale, buradan da vireye, buradan da aynı yöntem vireye materyal. Geldik. Zaman kaybolmasın, tıkla bitme falan uğraşmayalım diye duvar diffuse diye şunun yanına hemen attım. Aşağıya geldim. Şunun geldim. Şunun. Bakın bump var. Burada siyah beyaz görüntüsü. Aldım bu bump'ını. Duvarda kabarma yapmak için buraya attım. Şimdi bu duvar materyalini oluşturdum. Duvar materyalini gelip buna atayım. Evet. Bakın arkadaşlar bir şey daha yapmak istiyorum. Bu duvarımızın kalınlığı neydi arkadaşlar? Şöyle gelip tape'den. Evet. Şöyle 20 santim yapmışız. Şöyle kalsın yeterli gibi görünüyor 20 santim. Evet materyalimizi arkadaşlar duvara attık. Duvarda tabi görünmeyecek. Görünmeyebilir. Bunun üzerine UVMAP atacağız. Hazırlamış olduğumuz materyali duvara direkt attık. Şimdi bunun üzerine UVMAP atacağız. Bakacağız. Yalnız bu duvarın yüksekliği bakın kaç metreydi? Ne kadardı? Bakalım bir. Yani kaldırımdan itibaren duvarımızın yüksekliği ortalama neredeyse 277. Yani bu çok yüksek bir değer arkadaşlar. Abartılı bir değer. Bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Bunu 1 metreye falan çekelim. Üstüne de ferforje demirden böyle güzel bir korkuluk yapalım. Onun için şu wall komutunu bakın alayım. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Getirip isterseniz buna sağ tıklar. Convert Editable Poly diyebilirsiniz. Bunu artık Editable Poly'ye çevirmiş olursunuz. Ve gelirsiniz. Şu üst taraftaki bütün çizgilerini seçer. Aşağıya kadar. Eksi Y yönünde. Der. Böyle düşürürsünüz. Bir bakalım şimdi. Evet 104 santim. Güzel. Tamam. Duvar yüksekliğimiz de 1 metre. Evet biraz kısa olmuş gibi görünüyor. Şöyle bir 50 santim daha arttıralım. Ne dersiniz? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle gelirsiniz. Edit Poly'yi gene seçersiniz. Üst noktaları seçersiniz. Zaten seçiliymiş. Seçmeye gerek yokmuş. Şöyle sağ tıklayıp yukarıya doğru 50 santim daha ver diyelim duvarın kalınlığına. Evet 1,5 metre yeterlidir. Şimdi buna bir de biz ferforje demir atınca şöyle 2 metre civarında bir duvarımız olacak. Şöyle duvar materyaline tıklayıp görünür hale getirdiğimizde pek bir şey anlaşılmıyor. Bunun üzerine bir de UVMAP atacağız. Şimdi UVMAP attıktan sonra görüyorsunuz şekli bozukluğu olabilir. Bunu ayarlayacağız elbette. Bunu ayarlayabilmek için bakın dikkat ederseniz şöyle bakın. Şimdi ben buraya ayarlıyorum. Buradaki taş genişlikleriyle şuradaki taş genişlikleri aynı olmuyor. Bakın hatta kameradan hem bir görüntü alalım. 2 numaralı kameradan. Evet. Şöyle böyle bir görüntü alacağız. Bu görüntüde yanılmayalım diye şuradaki kaldırımın yeşil tonu bu duvara vurmasın diye şu kaldırımı Height Selection diyeyim. Bir render alalım. Bakalım hem renderımız nasıl oluyor hem binada durumlar nedir diye. Evet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz güzel. Tasarım falan güzel. Bazı yerlerde Önce binadan bahsetmek istiyorum. Bakın mesela şu süveleri falan beyaz yapacaktık. Bu arka cephelerde yapmadık. Şu arkalardaki hareketleri görüyorsunuz. Bunların hepsinin beyaz olması gerekiyor. Yapacağız bunların hepsini. Sıkıntı değil. Veya kahverengi olması gerekiyor şuradaki döşemeleri. Bunları yaparız, sıkıntı değil. Duvarımıza bakıyorum, duvarımızı göstermek istiyorum. Bakın, şuradaki taşın genişliği ile buradaki taşın genişliği aynı değil. Yani bir his yok. Bir çarpıklık var durumda. Onun için daha önce de gösterdiğim gibi her duvarın her bölümüne ayrı bir UVMAP uygulayacağım. Tab görünüme geçiyorum. Shift F ile görünüm açımını yüceltiyorum, biraz yükseltiyorum. Şöyle biraz da perspektif. Şöyle bakıyorum. Şimdi öncelikle duvarın şu bölümünü seçeceğim. Bu UVMAP'i sileyim ilk etapta. Duvarın şu bölümünü deri bölümü seç diyerek, evet, F2'ye basarsanız nerelerin seçili olduğunu görürsünüz. Şöyle hepsini seçtim. Şu ön tarafta değen her taraf, bütün bölümleri seçtim. Şimdi buna UVMAP atarsam şöyle box dersem F2'ye basın. Hareket ettireceğim şimdi. Biraz da yüksekliği oynayayım. Böyle bu şekilde duvarımı ayarlayacağım. Evet. Evet. Şimdi gelelim. Bunun için tekrar bir Edit Poly atalım. Şu bölümü seçelim. İçeride kalanları seç diyerekten bakalım. Bakın aldanmayın, şurada kırmızı çizgiler var. Bu onunla alakası yok. Şurası açık şu anda. O tamamen bir tezahür. Şöyle bakın. Evet. Şimdi buna da bir UVMAP atacağım. Şimdi burayı dizayn etmeye başlıyoruz ama bu dizaynda dikkat etmeniz gereken şey şuradaki taş genişliğinin şurada da hemen hemen aynı olması. Bunu yakalayamazsanız gerçekçiliği sağlayamamış olursunuz. Şimdi bakış yapalım mı? Evet. Bak bu uzun. Bak burası kısa, burası çok uzun. Böyle kısaltacaksınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın burayı da ayarladık. Şimdi bir Edit Poly'ye tıklayıp şimdi şurada bir ayarsızlık var gördüğünüz gibi. Şuradaki ayarsızlığın sebebini çözeceğiz. Buna gerekirse ayrı bir UVMAP atacağız, yani çözmemiz lazım. Şurada ne döndüğünü şuna bakalım bir. Yani orada da taş hissini almamız lazım. Evet. Şurada kamerada şimdi yüzüne açıyorum. Evet. Bak tekrar eksi 90'ları bunun yüzmasını eski haline getirelim. Şöyle evet. Orada bir sorun oluşmuştu. Onu da halletmiş oldum. Şimdi şuradakine bakın yakınlaşıyorum. Şuradakine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın buna. Şuradakinin uzunluğu hemen hemen birbirinin aynısı olduğu için UVMAP'te aynı sonuçları vereceğini düşünüyorum. Onun için bakın bu duvara tıkladım. Şu duvara Edit Poly deyip yüzlerce Edit Poly atabilirsiniz. Aldım. Kontrolü içeride kalanları seç dedim ya. Ondan sonra şu UVMAP ilk UVMAP duvarın UVMAP'iydi. Kopyalayıp Edit Poly'de gelip paste deyip üstüne attım. Şimdi yani şunu demiş oldum. Şuraya uyguladıklarımı buraya da uygula gibi demiş oldum. Şunu seçip bunun üzerine attığım UVMAP'i getirip bunun da üzerine atmış oldum. Şimdi aynı yöntemi şunun için de uygulayacağım. Şuradaki UVMAP bakın şu UVMAP ikinci kullandığımız UVMAP'ti. Onun için gelip mesela şuradan alacağım. Aldım. Şu içeride kalanların hepsini seç. Seçti şu duvarı tamamen. Bakın kırmızı oldu. Fikirle daha iyi görürsünüz. Evet. Diyeceğim ki şuradaki bakın şuradaki seçtiğimiz UVMAP ikinci UVMAP'ti. Şuydu yani. Copy diyeceğim onun üstüne gelip. Copy dedim. Ve bunun üstüne paste dedim. Yapıştırdım. Şimdi orada da aynı buna yakın bir uzunluklar da aynı olduğu için duvar evet duvar simgesi gördüğünüz gibi oluşmuş oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar şu arka taraflara ve bu yanlara. Aküyle isterseniz duvarı izole edebilirsiniz. Daha kolay çalışmak için. Evet. Bu yan taraftaki UVMAP'leri ayarlayalım. Edit Poly ile gelip şu bölümü seçtim. Kontrol ile şu bölümü ve bu bölümü de seçtim. Bunların hepsine bir UVMAP uygulayacağım. Evet, render'ım sonlanıyor. Evet, kaplama iyi oldu. Temiz bir kaplama oldu. Şuradakiyle buradakinin uyumu da söz konusu. Bu da iyi. Şimdi bu duvardaki bump miktarını da siz kendiniz belirleyeceksiniz. Mesela bakalım bir materyalden. Normalde nedir mesela bump? 30'dur. Hani standart öyledir. Biz M'ye basıp materyali açıyoruz şimdi. Evet. Gelip bunu şöyle bir mesela şundan bir örnek alalım. Şunu da 100'e çekeyim. İki örnek arasındaki farka bakalım. Hangisini beğenirsek onu uygulayalım. Evet. Zaten hemen kendini belli ediyor. Bakın. Bump'ın en güzel yönü hem hızlı render'ı çok fazla değiştirmiyor, etkilemiyor. Hem de displays gibi onu yapmıyor ve hem de şu bakın taşın etkisinin ne kadar kaliteli olduğunu. Soldaki kağıt gibiyken sağdakinin farkına bakın. Şöyle işlemeli, hoş bir, gerçekten iyi bir duvar oldu. Şimdi bu duvarımız burada böyle kalsın. Güzel bir kaplama oldu. Bunu beğendik. Eksiklerimizi tamamlamaya devam edelim.